İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosu. Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Sinan Engin'le karşınızdayız. Yazıklar olsun sana. Niye? İlla benim rica etmeme rağmen. Bir Galatasaray marşı gir ya. İyileşmiş. Sinan abi ben sana ne dedim? Bu varyant var ya dedim. İyileşmiş. Seni tebrik ediyorum aslında. Sen dedim varyantta bir şey olmuş. Ben dedim ki varyanta geçmiş olsun. İki tarafta gördüm sizi. Hasta halimde böyle. İyileşmiş. Çok ateşim varmış. Ateşim 46 var. Derece falan olmuş. Çok kötü diyorum. Kendi kendime. Ateşin 46 olmuş. Ama Ertan ne kadar izleniyor program? Sen onu dediğin an benim telefon fulledi. Ne kadar izleniyor program değil mi? Hakikaten ya. Acayip. Milyonlarca ya kimseye rakam. Varyant mı oldu şu an? Varyant Allah. Varyant değil mi? Varyant ruhuna el fatiha. Rasim bir sürü varyantı yok ettiği gibi bunu da yok etmiş. Varyantlar gelir, varyantlar geçer. Varyantı bitirdin helal olsun. İşte varyantları var. Bugün gece siyah. İzmir'de var mı değil mi varyant? Senin abimin ceketi çok güzel. Seninki de aynı. Böyle dönerek giyer. Seninki daha güzel. Bu da siyah. Senin abimin ceketi çok güzel bugün. Rasim'cim bir tebrik eder misin Sinan abinin ceketini? Sinan abi başka yerlerini tebrik etmek isterim ama uygun olmaz. Sen Sinan abiye geçmiş olsun dedin mi? Ne oldu? Geçen hafta sandalyesi. Onu duydum ben o an izlemiyordum. Sinan abi nasıl bir olay o ya? Nasıl abi şuraya takıldı şöyle. Ağırlık. Şöyle tak dedi hemen ama atladım. Başka bir sebep olabilir mi Sinan abi? Kilo aldı ya ağırlık çekmiştir. Ağırlık oraya çekmiştir. Hani dedi ya değerli hocam mal batıya kaydı, mal doğuya kaydı. hocam dedi onu demedi mi? Sayın Çakar mal batıya kaydı, mal doğuya kaydı. dedi mi demedi mi? Bana söyleyin abi. Evet Rasim. Hocam, şampiyonunuz hayırlı olsun hocam. Diyelim mi? Çok artık ya, bak Apo abim bu konuda diğer Fenerbahçe yorumcuları hala kendini kandırırken hatta gibi tuhaf astrologlardan medet umarken yok ben yıldız gördüm de hala gördün mü bu hafta rekor kartlarım hala onu gösteriyor diyor ne kartmış kardeşim yok ben Galatasaray dedi birini birini gördüm yine kartlar Galatasaray diyor dedi birisi. Hayır kartlar Fenerbahçe demiş biri sen görmedin mi? Bugün, bugün senin dediğin bugün o geç önümüzdeki 2-3 haftadır 2-3 gün önündedir kartlar Uranüs Neptün'ün arkasına dolaştığı için. Hocamın kartları. Hocamın kartları kimi gösteriyor şu bugün an? Bugün Galatasaray camiasında çok telefon aldım. Diyorlar ki Ahmet Çakar teşekkür ederiz. Niye? Israrla Fenerbahçe şampiyon olacak diyerek bizim lehimizi lobi yaptı diyor. Azatçım Furkan geldi Azatçım. Furkan burada. Evet. Hocam notlar alıyorsun ben abi ama sen 5-6 oldun istedin Galatasaray şampiyon. İstersen söyle. Abi çünkü bu tip hataları kabul etmiyor. Rasim mikrofonunda bir sıkıntı öyle varmış. Varyant bulaşmış olabilir. Anlamsız. Mikrofonda var yani. Ahmet hocam. Anlamsız iç saha kayıplarını futbol evet affetmiyor. Doğru hocam. Hocam çok şu an hesap yapıyor. Hocam banka meznedanı mısın? Hocam şeyin hesabını yapıyor şu an. Şampiyonluk hesabını. Hala dönüş olabilir. Fenerbahçe buradan nasıl? Ben sana söyleyeyim mi? Galatasaray iki maçları yenilirse Fener şampiyon oluyor mu? Bu sene yılın futbolcusu Barış Alper. Bravo. Vallahi doğru. Barış Alper yılın. Bu sene yılın futbolcusu Barış Alper. Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımında yıldızı Barış Alper olacaktır gibi duruyor. 2024. Bugün Galatasaray'ı tek başına galibiyete taşıdı diyebiliriz. Karagümrük'e yazık oldu diyebilirim. Beraberlik olabilirdi ama Barış Alper faktörü var. Bu Barış Alper ortaya çıktığından beri Türkiye Ligi'nin dengesi değişti. Barış Alper Galatasaray'ın da dengesini değiştirdi. Türk Mbappe'si. Türk Mbappe'si denebilir mi Barış Alper'e? Galatasaray'ın bir numaralı oyuncusu oldu. Herkesin önüne geçti. Herkesin önüne geçti. Barış Alper bana göre çok doğru. Şu an yılın futbolcusudur. Aynen. Müthiş anıdı. Allah nazardan saklasın. Yeni Mbappe mi dersiniz? Türk Mbappe'si. Ronaldo mu dersiniz? Bilmem ne dersiniz. Ben demiyorum. Barış Alper diyorum. Türk oğlu Türk. Vay. Aslan gibi. Adı da çok şık. Ve bir şey söyleyeceğim. Bir futbolcu. Rasim Galatasaray bakın, bir futbolcu. Aynen. Bugün gol atacağına o kadar inanmış ki hiç de ummadığın yerde gol attı biliyor musun? Aynen. Orada bulundu. Annesiyle olan fotoğrafını bu içindeki tişörtüne baskılamış. Yani bu kadar emin. Hakikaten bir daha senin gözlerinden öpüyorum Barış Alper. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Ve diyorum Galatasaray'ında tabii matematiksel olarak Fenerbahçe'nin umudu vardır. Birazdan tabii o maça geleceğiz. Fenerbahçe, o da manyak maç olacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçının hocamın bir hep şeyi vardır, sözü vardır. Hep dört ihtimal derlerdi.
ihtimalliği birazdan açıklayacağız. Aa. Peki ben bir şey diyeceğim. Hakikaten bilmiyorum. Hiç düşünmedim daha gelmeden. Galatasaray iki maçı da kaybederse Fener şampiyon oluyor mu? Kesin. Ertem öyle mi? İki maçı da kaybederse şampiyon. İkili avarajlı oluyor işte. Yani oluyor. Çünkü haftaya kazanacağı için ilk maç beraber bitti ya Fenerbahçe'de. O zaman bir beraber. İsmail Kartal inanıyor mudur? Abi ben bu hala deminden beri İsmail Kartal'ın insanları ortada toplamasını hala anlamış değilim. Niye? Sen bu maçta bu yapılır mı? Yani bunu daha önceki maçlarda yap kardeşim. Ortada topluyor, gaza getiriyor ve Rocky filminden sahneler gibi böyle bir motivasyon konuşmaları. Abi bu ne abi? Abi bu, güzel bir şey. Ben bir şuursuzluk gördüm. Sen abi zaten şampiyonluk gitmiş. Belli olmaz. Ya bu nedir böyle? Ya bilmiyorum ya. Yani. Sana bir şey söyleyeyim. Gittin orada iyi. Sen Rasport'ta yendin. Şimdi o sonra geldi Konya seniye. Konya'yı da yendi. Bak bu neydi? Ben bu abime eve sana soruyorum. Konya'da yendi Galatasaray'ı. İki maçını yaptın. Yapma canım. Sen de biraz polyanlacılık ya, oldu. Yani. Polyanlacılık oldu seninkine. Apo abi samimi soruyorum. Bu anlamlı bir hareket midir? Ama lütfen objektif ol. Ben olsam yapmam böyle bir şey. Mesela bu hareket bence Konya'da yapılabilirdi. Ha, Konya'da yapılabilirdi. Hatta, bravo. Hatta bir öncesine gidiyorum Sivas'ta. Sivas'ta yapılabilirdi. Yani bana böyle havlu atılan maç Sivas maçı. Sivas maçı. O son dakikadaki penaltı. Mesela Sivas maçında şu hareket takım, yapılabilirdi. Evet, ya mesela bugünkü takımın isteği, arzusunu ben bu maçı daha çok seyrettim. Beğendin. Evet, yani bu maçı daha çok seyrettim. Sen bunu seyret. Mesela bu maçtaki bu sağ konuşması motivasyon olarak hakikaten işe yaramış. Fenerbahçe futbolcular sanki şampiyonluk maçı oynuyormuş gibi çok isteklilerdi. Sivas maçında. Ama mesela Sivas hele geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında sanki Fenerbahçe şampiyonlukta artık bütün iddiası bitmiş gibi oynadı. Çok mesela ilginç. O maçta böyle bir motivasyon konuşması çok daha mantıklı olurdu gibi geliyor. Yani ama komik buradaki, yani. Buradaki konuşma da şudur. Hani tamam her şey bitti duygusuyla karışalım ama Karagün maçından belki bir şey çıkar. Biz onun için bu işi bırakmayalım diye bir motivasyon konuşması olmuş olabilir. Çok mu gerekliydi? Bir bana bak, göre çok gerekli. Şimdi ben söylemek istemiyorum. Fenerbahçe'nin içini karıştırmak istemiyorum ama Ertem. Ya, bir bakar mısınız? Tadiç ay ben bunu deyince öyle diyorlar ya bilmem ne falan. Tadiç ile Fred Dahl. Tabii doğru. Çok güzel. Fenerbahçe'nin içi zaten iç. Bak Tadiç ile Fred'e bir bakar mısın? Bak. Ya gülüyor herif ya bak. Sinan bak. Rasim ani bağırma. Sana ben fazla yaklaşamıyorum. Onun için bağırarak konuşuyor. Tadiç bak. Fred'e bak. Ya gülüyor ya. Bu İsmail ne yapıyor? Bizim senelerimiz şampiyonlar liglerinde, büyük liglerde geçti. Bu ne yapıyor bu adam? Hadi biz de uyalım bari ortama. Yok, gelmişiz bu üstüne. Onlar öyle değildir o. Şöyle abi bak Tadiç'i bir daha göster. Abi, tamam, bir daha göster. Hayır. Senin dediğin gibi bizim senelerimiz oralarda geçti. Biz üst yerlerde olduk. Bu nedir diye gülmez. O orada gülme varsa... Yani anlamı yok. Şeydendir o. İşte benim dediğim gibi çok geç kaldı, tren kaçtı. Bu konuşma ya, nedir diye hani, belki tebessüm edebilirler. Ne güzel bir laf vardı öyle Türkçe'de. Öyle. Geçti borun pazarı, süre şeyini de ederler ya. Atalan Üsküdar'ı geçmişti derler. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir hocam, şu Tadiç'e bak dalgasını ya, geçiyor. Bir futbol takımı. Hocam yorumlasın Ahmet Çaka. Yıllardır hatırladığımız kadar bu kadar kolay şampiyonluğu nasıl verir ya? İnanılmaz sen bir şey ya. Sen şimdi geçen hafta Konya Spor maçına bakıyorsun. Ya komedi ya. Kaç tane golü kaçırıyorsun? İçerideki Samsunları falan, Alanyalarına bakıyorsun. Yani bunlar senin rahat kazanabileceğin maçlar ya. Bu kadar kolay. Hakikaten şampiyonluk. Sonra bakıyorsun diyorsun ki ben 93 puan topladım. Abi 103 topla ya. 103 topla. 103 topla ya. Yani 93 puan topladınsa yani çok büyük başarı değildir bu. Zaten puan 3 puan 20 takım. Ama Ali Koç da onu söylüyor. Ali Koç da onu söylüyor. Ya arkadaş sonuçta ikinci oluyorsun ya. İkinci oluyorsun ya. Başarılıysa ikinci olmak. Fenerbahçe için tamam 93 tamam başarılı diyelim. O zaman ama tabii. Birisi var senden daha fazla eğer topluyorsa demek ki o başarılı o şampiyon. Yani demek ki bu puan toplanılıyor. Yani bu kadar kolay şampiyonluklar eliyle veriliyor. Ya inanılır gibi değil ya hakikaten Fenerbahçe takımı. Bu ne ya bir dakika bu arada açıklama yapılmadı inanmıyorum. Fenerbahçe takımı bitişi yapamıyor finişi yapamıyor. Winner değil abi. Yazık günah koca sezon. Güzel bir galibiyet aldık yolumuza devam ediyoruz. Bu açıklama olamaz. Bence Ertem inadına beni konuşturmak için bunu koydu. Bu devamı Hayır. Bir devamı vardır bunun. Şimdi yo, bu, devam ediyoruz. Bu. Hayır. Yoluna devam ediyor. Hala daftayı çek Fenerbahçe'nin önce. Normal kardeşim devamı yani var. Yola devam ediyor. Ama yani ne diyecek? Galibiyet aldık haftaya gitmiyor muyuz? Şu an Fenerbahçe Galatasaray'ı yense bile açık konuşuyorum. Ahmet Hoca'ya dönelim. Kesinlikle ikramiyesi olur. Hocamın sesini duymadık. Hocama söyleyeyim. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Galatasaray'ı mağlup etse bile ben de biraz küçük Hüsamettin gibi oldum burada yine. Ama Bestami. Küçük be. Ancak teselli ikramiyesi olur.
Fenerbahçe Galatasaray'ı mağlup etse bile. Buyur Ahmet Hocam. Estağfurullah. Hay canlıyız. Değerli Hacı Bora. Eyvah. Saygı ve... Piller düştü. Bir dakika. Saygı ve sevgiyle evet. Selamlıyorum. Değerli Hazırım dedik. Hazırım biz oluyoruz ya. Eski böyle gençlik yıllarında seyrettiğim bir filmi seyrettim. Lanetli Köşk diye. Ne? Ya da Lanetli Şato. Lanetli Köşk mü? Şato, şato. Evet, evet. Tabii bu. Köşk. Perili Köşk değil. Lanetli. Lanetli. İşte mecbelelik gibi duran tarihi bir köşk, 100 yıllık köşk. Burada şunlar yaşamıştı, burada günahlar içmişti. Bir aile oraya geliyor ve başı beladan kurtulmuş. Bravo. Tekrar söylüyorum. Hatırladım filmi. Lanetli Köşk'te de bahçıvanımsı bir adam yaşıyor. Filmin başında o heriften şüpheleniyorsunuz. Ulan bu mu yaptı bütün bu pislikleri, bu ölümleri, bu cinayetleri, bu mu işte insanlar kayboluyor. Geceleri tuhaf sesler çıkıyor filan. Çok açık konuşuyorum. Fenerbahçe üzülerek söylüyor. Özellikle Ali Koç, bir güç tarafından, bu hakemler federasyon filan değil ya, laletlenmiş bir takım. Ya o ne? Mistik mi yani? Mistik, 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 hayır sakın. TFF, hakem, makem. O geçti, o işler geçti. O işler geçti. O Sivas'ta kaybederek o Alanya'yı filan yerim, onları geç. Onları bir geçelim. Bakın kardeşim, Fenerbahçe tarihinde 6 sene aynı başkan kalacak... Ve bir şampiyonluk göremeyecek böyle bir adam yok. Bir de çok tuhaf bir şekilde bu lanetli rüzgar 4 ay öncesine kadar çok dengeli davranan, yumuşak davranan, mücadelesi bile kendi içinde mantık silsileti olan Ali Koç'un önce aklına aldı. Şimdi mesela Ali Koç'a yaptığı tarihi hataları söylüyorum. Bir, Riva'da adam tokatlamış. Yakışıyor mu? Tabii. Yakışıyor mu? İki, gördüğünüz yerde. Hakemleri gördüğünüz yerde resim çekin. Yakışıyor mu? Şimdi bak burada akıl gitmeye başladı. Doğru. Şu anda zaman tünelinden 3 ay önceye gitse Ali Koç bu lafı etmezdi. Onun çünkü tarzında değil. Abi. Federasyon başkanı ben olacağım da. Mafya vari laf. Hayır abi, gel tokatla bekliyoruz ama yalnız gel diyeceğim. Gelemezsin ya, ağzına takayım ben. Hatta Suudi Arabistan konusunda asla kendisine bir suç... Atıkta orada herkes kabahatli. Ama orada da şu var. İhale birden hükümete, iktidara yakın yazar veya yazarlar tarafından onun üzerine yıkıldı. Çünkü onlar yanlış bilgilendirildi. Doğru. Buna da enerjik, sert, reaksiyoner çıkışı gösteremedi. Yine hata. Haklı olduğu davada bile hatalı. Gelelim öteki olaya. Urfa Süper Kupa aldın malı en büyük rakibini. En büyük sportif düşman diyelim. Düşman lafı yanlış da. Rakip. Elinde hediye ettin. Sonra bu arada bu lanetli güç İsmail Kartal'ın aklını aldı. İsmail Kartal'a soruyorum. Bırak şeyi. Köy takımıyla bile oynarken, elinde İsmail, Fred varken, bunlarla çıkmadığın ben bir maç hatırlamıyorum. Sanki aklın alınmışçasına kafana bir şeye bir şey girdi. Olympiakos deplasmanında İsmail ile Fred'i oynatma dediler. Üçlük oldu. İki tane attın, kaybettin. Şu anda Olympiakos'un geberik takım. Aston Villa'ya yani herifler ya. İlk iki game falan giremez. Final oynayacaklar. İnanılmaz bir şey. Şimdi ben bugün kesin kanaat getirdim. Bu İsmail Hoca'nın akıllanan akıl. Bir de artık İsmail Kartal'a diyor ki kendi kendini komik duruma sok. Ya adama gülerler. Mal batıya kaymış. Galatasaray şampiyonluğu neredeyse yakalamış. Bir maça çıkıyorsun. Bir kenetlenme durumları. Rocky. Hadi iç. O anda nasıl gülüyor biliyor musun? İçin için. Balkanlar bizdendir. Müzik ekrana verin ya. Arkadaşlar. Tamam mı kardeşim? Balkanlar İroniktir, bizdendir. İronik, mizahçıdır. Bak, şeyini yapayım. Göster Tadiç'i. Tadiç'i göster, Tadiç'i. Geliyor hocam. Dalgasını geçiyor herif ya. Dur. Tadiç ne diyor biliyor musun? İçinden. Ya bu adam tuhaf galiba diyor. Bu maçta filan yapmamızın esbabı mucibet bir manası yok. Al 3-0 değil 23-0 kazan. Bu şu hareket, şu kenetlenme bu maçtan önce mi yapılır? Bu ne demek biliyor musun? Aklı alınmış İsmail Kartal'ın artık kendini ve dolayısıyla Fenerbahçe'yi komik duruma düşürten eylemidir. Şimdi yine aklını almış Ali Koç'un. Sayın Ali Koç, hangi yüzle, hangi kriterlerle tekrar Fenerbahçe başkanlığını aday olduğunu ben anlamadım kardeşim. Ya adama sorarlar. 6 senede neyi doğru yaptın? Bir tane başarın var mı Türkiye Kupası dışında?
Trabzon ve Beşiktaş'ın en kötü sezonları diyoruz. İkisinden biri de bu sene Türkiye Kupası alacak bir tanesi. Bu hangi yüzle Ali Koç olarak sen ben adayım diyorsun, üstelik bir ay önce aday değilim dedi. Veya buna benzer bir şey söyledin. Daha kötüsü, bir buçuk ay önce ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Adeta. Şimdi bundan sonrası için Fenerbahçe camiasından değil ama Ali Koç'tan özür dileyerek söylüyorum. Dünyaca ünlü istihbarat servisleri, örneğin KGB, Soğuk Savaş döneminde 15 yaşında bir çocuğu hazırlar, Amerika'ya gönderir, CIA'ya yerleştirir, CIA'nin içinde çok önemli yerlere getirir. Halbuki sanki Ali Koç'u tanımasam, yapısını bilmesem, Galatasaraylıların küçük yaştan itibaren yetiştirip kripto Galatasaraylı Ali Koç'u gülme oğlum Fenerbahçe'nin içine sokup Fenerbahçe başkanı yapıp Fenerbahçe'ye zarar formayı vermek için devam ettiriyorlar. Bir dakika söylüyorum. Bakın ya bunlar bu bir dakika. Müsaade edin. Ya bu ne hocam ya? Hocam ya, polisiye nasıl bir kafa olur var sende? Nasıl bir kafa müsaade var? Nasıl bir şey? Nereden yazıyorsun bunu? İşte bu benim. Bugün maçtaki görüntü. Ben bilmem. Bu benim. Ben bilmem. Arkadaşlar dünyada devlet başkanları, gizli servis başkanları falan çoğu zaman veya çok az zaman rakibin, düşmanının kripto olarak küçük yaşta yerleştirdiği adamdır. Ali Koç'u tanımasam diyorum. Demek ki doğru değil bu. Abartıyorum anlaşılmak için. Tabii ki doğru değil. Eliştesi yerleştirmiş, eliştesi. Sanki Ali Koç 15-16 yaşında çok derin bir daha. Eliştesi hocam. Yetiştirildi. Gönlüne Galatasaray sevgisi konuldu. Fakat oğlum seni çok uzun yıllar sonra Galatasaray'ın âli menfaatleri için yetiştiriyorum. Sen bugünden sonra kamuoyuna Fenerbahçeliyim diyeceksin. Fenerbahçe maçlarına gideceksin. Arkadaş olacaksın. Hocam, seni bir gün Fenerbahçe başkanı yapacağız. Ama görevim Fenerbahçe'yi değil, Galatasaray'ın menfaatlerini kollamak üzere. Şimdi bu hocam ağır. Hocam bana inanıyor biliyor musun? Hocam bir dakika. Hissediyorum. Ya ne konuşacaksın? Yeter konuş. Senaryo değil. Hocam bu nasıl hocam, bir şey? Hocam bak ben hocamı kaç yıldır tanırım. Jenerik senaryo değil. Buna inanıyor. Ve bu işi de eniştesinin yaptığına inanıyor. Bırak sen de ağır şey uyma. Eniştesi Ali Koç'u yetiştirmiş. Biraz ayar kaçtı hocam. İçi delirdi. Ya ajan yerleştirirler diyorsun. Sinan. Hocam yapma. Tabii ki inanmıyorum. Ali Koç'u tanımasam bunu anlaşılması için böyle bir örneğe tabii ki inanmıyorum Ersin böyle olduğunu. Başak olamadı ya. Ya tabii ki. Fakat son 4 ayda Ali Koç'un bütün söylemleri, bütün icraatlarını Galatasaray'a yarın kendi eliyle verdi kardeşim kupayı. Ya niye veriyorsun? Bir de üstelik 25 bin kişi stada. İçeri insanlar o köfteye ekmekçilerin oradan stada gelirken ligden çekilecek aynen miyiz acaba hırsını derken kurban. Daha fare doğurdu. Gittin Urfa'da malı verdin Galatasaray'a. Hırsız döndün bir de Olympiakos'tan üçlük oldun. Bir de az önce bir de o en iyi oyuncularını oynatmadın. 3-0 sonra mecburen soktun. Şimdi yaptığın her icraat Fener aleyhine, Galatasaray'ın lehine. Tabii ki burada kötü niyet yok, bir kripto ajan uygulaması yok ama bu kadar da hata hocam, yapılamaz. Ali Koç ajan dedi. Hüseyin abiye bir dönelim. Apo abim cevap vermeli. Niye cevap vereceğim? Ben. Ajan diyor. Ya bırak. Bu seni, görüntü arkadaşlar bugün olimpiyat sırasında Galatasaray, Karagümrük Galatasaray maçı sırasında bir tarafların sırtında Ali Koç. Yani gerçek adı Ali Koç mu bilmiyorum. Rasim'i tebrik edelim. Neden? İçimizden en çok futbolu bilen o. Her şeyi bildi biliyor musun? 11'de evet, 11. Bütün maçları bildi. Evet, sağ olsun. Sinem o gün bana güldürdü. Biz aynen gülmüştük. Güldüler. Abdülkerim abi. Evet. Hocaya cevap verir misiniz bilmiyorum ama Galatasaray şampiyon oldu mu? Ben niye hocaya cevap vereceğim onu anlamadım. Ben hocaya Fenerbahçe'yi temsil et. Ne alakası var ya? Ben Fenerbahçe kulübünün temsilcisi miyim? Sen Fenerbahçe efsanesisin. Ben eski Fenerbahçeli bir futbolcuyum. Şimdi de futbol yorumculuğu yapıyorum. Şimdi Ahmet Hoca'nın bu söylediği şeyler zaten abarttığını kendi de tabii söylüyor. İnanmıyorum dedim zaten. Evet, abarttığını kendi de söylüyor. Ya adama hitap etti. Bunlar hem kesmeyelim. Lütfen. Evet. Ahmet Çakar burada hani bir şey var ya eleştiri. Ağır eleştiri. Hmm. Ağır eleştiri sınıfına giren ama hakaret etmeyen. Hmm. Yani bir hakaret içilmez. Bu laflarından dolayı mesela Ahmet Çakar'a dava açılamaz. Açılamaz. Ama ağır eleştiri yapıyor. Ağır. Şimdi ağır eleştiri niçin yapılır? Çok başarısız insanlar için. Şu anda kalkıp ne diyorsun Ahmet Çakar? Ali Koç 6 senede çok başarılıdır. Sen
Orandan ne? Sallama falan diyecek biri çıkar mı? Yok. 6 sene Fenerbahçe gibi bir kulüpte başkansan ve 6 sene şampiyonluk yaşayamamışsan böyle ağır eleştirilere, hatta bırak Ahmet Çakar'ı, kendi taraftarından da alırsın. Hatta hakaret boyutuna gidiyor taraftarın birçoğunun söyledikleri şeyler. Dolayısıyla burada öyle savunulacak falan bir şey yok. Neyi doğru yaptın dersen, bir futbol kulübünün, hele büyük kulüplerin bir saha içi başarısı vardır. Değil mi? Evet. Sadece saha içini de yönetemezsin. Onlar mesela kulüpte kongre üyeleri, Ali Koç'u sevenler, isteyenler şunu başarılı yaptı derler. Saha sonuçlarında çok başarısız. Fakat kulübün 6 senedir, 6 sene göreve geldiğinde çok kötü olan mali durumunu, ekonomik durumunu ama onunla, ama bununla, ama bazı eylemlerle, bazı fedakarlıklarla kulübü bir düzlüğe çıkardı. Bu konuda çok başarılıdır diyebilir bir Fenerbahçe kongre üyesi. Yani sonuçlardan bağımsız olarak. Neyi iyi yaptı dedi ya, sen bunu söyleyebilirsin. Şunu iyi yaptım, aslında işte bu kulübün ne sorunları vardı onu biliyor musun? Şeyi diyebilir, diğer branşlarda olağanüstü başarılıyız, orayı iyi çevirdim diyebilir. Basketbol, voleybol gibi falan, evet, mesela. Ama futbolda çok başarısız olduğunu zaten kendisi de herhalde bugün buraya konuk olarak çağırsak ben çok başarısın falan der herhalde. Ha, kesinlikle der. Ahmet Çakar'ın söylediklerinin zaten doğru olmadığını kendi de itiraf ediyor. Öyle bir şey zaten mümkün değil. Çok fanatik, çocukluğundan beri Fenerbahçe hastası, aşığı bir insandır. Diğer Fenerbahçe kulübünün başkanları gibi. Hayali i̇şte, zaten Fenerbahçe Aziz Başkan gibi, şey gibi. Tabii. Hatta mesela oğluna baktığım zaman şu anda, yani Ali Koç'u görüyorum. Oğluna aynen, baktığı aynen. Zaman. Çok rahmi, inanılmaz fanatik. Babasından daha da fanatik. Fanatik, fanatik. Tabii evet. Ki Ahmet Çakar bunu söylüyor. Yani senin 6 senelik başkanlık döneminde Galatasaray'da değil, Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray. Yani dördü de şampiyon oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, dördü de şampiyon oldu. Bir tek sen olmadın. Evet. Yani Fenerbahçe'nin yaptığın bütün bu hamleler Fenerbahçe o kadar büyük zarar veriyor ki. Bu zararı ancak Fenerbahçe'nin en büyük hasmı olan Galatasaraylılar verebilir. Hani Galatasaraylı biri Fenerbahçe'ye bu kadar zarar verebilir diyor. Bu ağır eleştiridir. Doğrudur ama bu ağır eleştirilerden dolayı Ahmet Çakar'a yani mantıklı bir Fenerbahçeli sen ne diyorsun falan diyemez. Çok teşekkür ederim. Hayır, çok ağır tarafsızsın sana. Seni saygıyla dinliyorum ve çok teşekkür ediyorum beyefendi. Estağfurullah. Gerçeği söylüyorum ama diğer bazı konularda abarttığında da burada karşılık gayet veriyorum. Tabii, gayet tabii. Diyorum ki bu ama bu abi bak, sen şimdi. Bir dakika. Tamam söylediğim bu. Yani fakat şuna bakacaksınız. Fenerbahçe kulübü, Galatasaray kulübü, Beşiktaş kulübü, Trabzon kulübü ya da her öbür kulüpler ki dört büyük kulübü daha üstte tutuyoruz. Peki. Bunların maalesef bunlar böyle sokaktan yönetilmiyor. Yani şimdi bugün ben iddia ediyorum taraftara kongre üyesi 30 milyonu toplayıp 30 milyona oy kullandırsan Ali Koç adaylıkta karşısına birisi çıktığında büyük ihtimalle isimleri geçtiği için söylüyorum Saadettin Saran ya da Aziz Yıldırım çıksa da taraftar yapsa bu oylamayı, şu anda aldığım hava hem dışarıda hem sokakta, beni sokakta yürüyemiyorum ben. Yani ne sorun var, ben sokakta yürüyemiyorum. Binlerce Fenerbahçeli çeviriyor beni, değil mi? Tabii. Ve görüyorum sosyal medyada kaybeder. Fakat bu kulüpler, genel kurul diye bir şey var. 50-60 bin Fenerbahçe'nin en çok kongre üyesi olan da kulüp. Bunların oylarıyla seçilecek. Orada taraftarın böyle çok azgın düşünen, bana Ali Koç'tan diyecek kongre üyeleri de var. Temin dediğim sınıfa giren kongre üyeleri de var. Var. Bu kulübün tamam şampiyonluk falandır ama bu kulübü finansal olarak Allah korusun bir şey olursa falan ileride daha büyük sorunlar çıkar diye düşünen, sadece başarıdan, şampiyonluktan ibaret Fenerbahçeli olmayan insanlar da var. O yüzden mesela şu kongre adaylığını koymasının sebebi, bence güveniyor. Tekrar seçileceğine güveniyor. Seçilir. Seçilebilir işte bilmiyorum. Ben o konuda size kaçırmıyorum ya Çakar'a. Ben şeyi söylüyorum. 25 bin adam. Ben abi işte seçilebilir. Ben diyorum ki herkes Ahmet Çakar gibi bakmaz olaya. Tabii. Tamam ama bir tane destek olabilir miyim bak.
Fenerbahçe'nin resmi görüşü şu. Ben görüyorum. Girmeyelim girmiyorum. Abi bunu başarısız görmüyorlar ki. Bir, diyorlar ki. Galatasaray'a gireceğiz. Açıklamaları Ertem'im sen benden Ahmet çok... Ahmet Hoca açtığı için. Ertem'im sen gerçek spor gazetecisin. Benden daha iyi biliyorsun ama ben de Asperger'e görüyorum. Bir, iki tez var şu an Fenerbahçe'de. Bir, kardeşim İsmail Kartal alabileceği en büyük puanı aldı. Kim olsa onu geçecekti. Fenerbahçe şampiyon yaptırmayan bir güç var tezi. İki, kardeşim diyorlar adam daha ne yapsın? İşte 93 puan aldı daha ne yapsın? Yani daha ne yapsın şampiyon daha yapsın. Ne yapsın? Onu şey, istiyor zaten. Onu diyorlar yani, ki önünde kim olsa şampiyon yapılırdı. Bir şey söz ben bitireyim. Şükürü söyleyeyim evet. Bitiriyorum. Son cümle. Ve Fener taraftarı da böyle. Taraftar değil de kongrede de böyle inanıyor. Milyonlarca inanan Fenerbahçe taraftarı da var. Ali Koç'u şampiyon yaptırmıyorlar diyorlar. Öyle inanan da var. Çok inanan var. Öyle inanan da var. Ben olayın şurasındayım. Ben vallahi o kadar puan topladı falan filan onu bilmem. Ama öyle tek taraflı da çünkü bunlar şöyle gündeme geliyor. Galibiyet rekoru. Sene içi bu yapıdan nefret eden, bu federasyona nalet kusan, bunun içinde yorumcular da var, başta Ahmet Çakar, anti Fenerbahçe lobisi olduğunu, bu Fenerbahçe'yi karşısında, anti Fenerbahçe, hele hakemlerin içerisinde, anti Fenerbahçe bir Fenerbahçe yapılanması olduğunu, dolayısıyla Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının çok zor olduğunu, 3 misli daha fazla güç harcaması gerektiğini rakiplerinden söyleyen insanlar sonuçta şampiyon belli olunca bütün bunları unutup her şey tertemiz. Süt liman bir yıl geçirmiş gibi Fenerbahçe'nin başarısızlığından dem vuruluyor. Ben iki tane uç noktada da değilim. Bak açık söylüyorum. Ben Fenerbahçe başarısız. İç sahada puan kaybetmeyecek. Kardeşim 9 puan kendi sahanda vermeyeceksin diyen adamım. Ben bunu diyorum ama bu senede Fenerbahçe her şey gülistanlıktı, önü apçıktı, dikenli gül bahçeleri yoktu. Fenerbahçe'ye karşı antipati boşlayan bir federasyon ve hakemler yoktu. Fenerbahçe bu işten hiç hasar almadı. Öyle diyen varsa ona karşıyım. Ben her ikisinin de olduğunu düşünüyorum. Ama o 93 dengeli puan dediğin şey... O 93 puan dediğin şey onun bir ispatıdır zaten. Peki. Tamam mı? Yani Fenerbahçe için her şey kendi yaptığı 3 tane 4 tane iç sahada kaybettiği puan da dolayısıyla Fenerbahçe şampiyon olamadı demek biraz acımasızlık sonuç ortaya çıktıktan sonra. Hadi bir Sinan abi. Eğer öyle değilse bir sene boyunca niye bağırdınız ya? Niye bu stüdyoları ayağa kaldırdınız? Bu stüdyolar derken bütün spor yorumcuları. Bütün medya. Neden? Madem her şey hakkaniyetli oluyordu, hak eden şampiyon oldu, hak edenler de küme düşüyorsa niye bağırdınız? Bir soralım niye bağırdınız? Sinan abi. Kime bağırdınız, niye bağırdınız? Diyorsun. Şimdi çok sakinsiniz. Suçu bir tarafa atıp başka bir şey olmadı pozunda. Ben bunu sevmem. Yemem de bunu yani. Ben. Sinan abicim. Şimdi insanlar aday olmakta serbesttir. Tabii ki. Olurlar. Kendine güvenen seçime girer. Ali Koç aday oluyor. Aziz Bey de giriyor. Kendine güveniyor. Ama ben Ali Koç'un çok eskiden beri, rahmetli abisi dostumdu. Çok eskiden beri çok büyük fanatik olduğunu da biliyorum. Abisiyle de rahmetli, Allah rahmet eylesin, Mustafa Koç'la da haftada iki gün falan genelde beraber olurduk. Ben onun şirketine giderdim. Bazen dışarıda işte... Ben o meşhur lokantada gördüm. Seni çok severdi. Neyse. Şimdi bu sene sezon başı baktığın zaman kim eleştirebilir bu transferlerle, sezon başı yapılan transferlerle Ali Koç'u? Tabii yok. Çok gayet iyi. Kimse eleştirebilir mi? Doğru. Geçen seneki teknik direktör Jorge Jesus dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi denildi değil mi? Doğru. Bu sene şampiyon yaptı. Arabistan'da takımını. Aynen. Bu adam yaptı. Geçen sene kaçıncı oldun? İkinci. İkinci oldun. Geçen seneki takım bu kadar iyi miydi? Değildi. Değildi değil mi Deniz? Değildi. Şimdi ne yaptı? Daha iyi takımı kurdu. Daha iyi takımı kurdu. Ama İsmail Kartal. Jorge Jesus'a bakıyorsun. Ha belki kalsaydı Jorge Jesus belki puan da yapabilirdi. Hayır. Ha Jesus şampiyon da yapabilirdi. Bakın bunu da bilemezsin. Şampiyon yapabilirdi. Bunu bilemezsiniz. Arda Güler gibi bir oyuncuyu oynatmadı. Bugün Arda Güler dünyanın en önemli takımında oynuyor. Doğru o da. Ama doğru. Oynuyor ama oynamıyor. Ama o kadroda. Ama kulübeye de çıkıyor. Yani şimdi buradaki söylemek istediğim konu bu sene ben futbol takımının yapılanmasını Ocak ayına kadar Ali Koç yapmışsa Ali Koç'a hiçbir eleştirim olmaz. Ama Ocak ayından sonra
bu transferleri, takviyeleri görüp de yanlış takviyeler, yanlış yerlere kim yaptıysa onu eleştirebilirim. Teknik olarak. Mesela Kurunic veya Çağlar lazım mıydı? Veya Çağlar iyi oyuncu olabilir. Bonucci. Lazım mı? Veya Bonucci. Yani bir futbol takımında 6 tane stoper olacağına, 7 tane stoper olacağına ben 4 ay önce, 5 ay önce bu takımın en büyük sorunu santrafor gol sorunu dediğim zaman aa dediler ki Dzeko 20 küsur gol attı. Bugün İsmail Kartal diyor ki bizim 93 puanımız var. Hayır. Bana göre senin santraforun Dzeko 35 tane net gol kaçırmıştır. Tabii. Bak, net. Konya maçında özeti var. 3 tane 4 tane değil mi? 30. Bunun 10 tanesini atmış olsaydı bugün Fenerbahçe'nin puanı 101-102 idi. Evet. Bak 101-102 idi santrafor. Ocak ayında bu takıma bu Kurunic'ler, bu bizim Çağlar veya Bonucci'ler alınacağını bir tane daha santrafor bu takım alınsaydı yani Dzeko var, Batshuayi var. Hayır gerek yok mantığıyla gidildi ama kayıtlarda duruyor Ocak'ta benim söylediklerim. Ben bu takım Ocak'ta santrafor alırdım. Tabii. Bakın santrafor alırdım. Söyledin de burada. Kurunic falan da almazdım. Var kardeşim senin elinde bir sürü zayişler. İsmail Yüksekler orta sahada Fred oynatıyorsun. Herkes orada oynatabilirsin. Var bir sürü. Ben kadrosunu bilmiyorum. Bir sürü oyuncu var kadrosunda. Yani. Dzeko bak şu ay bize yeter dediler. Ocaktan sonraki yapılanmada evet. Ali Koç eğer bir parmağı veya teknik heyet yapsa Ali Koç'a kalır. Ali Koç çünkü ne yaptı? Bu sene takımı kurdu arkadaş. Gerçek var. Takımı. Ya hiç kimse hayır dedi mi? Herkes hemfikirdik değil mi? Rasim ne dedi? Fener Banko tabii. Şampiyon hocam aynısını söyledi. Şöyle böyle şampiyon. Herkes şampiyon ilan etti. Tabii. Fenerbahçe'deki sıkıntı Ocak ayından sonra başladı. Tabii. Evet. Arabistan Ocak krizi. Ayından sonra. Arabistan şimdi Galatasaray krizi. Takımına bakıyorsun. Çok önemli. Oyuncusunu satıyor. Yine yerini dolduruyor. Gidiyor sol bek alıyor. Derrick Cole diye bir adam Derrick alıyor. Derrick Cole. Mesela tutuyor. Bir Barış Alper ortaya çıktı. Saşa Boy'u aramıyor şu anda Galatasaray. Değişti. Hiç aramıyor. Hem de ne yani Galatasaray sattı. Takımının oyunu değişti. Yani söylemek istediğim Ali Koç akıllı Fenerbahçe kongre üyeleri bakarlar. Karşıya çıkacak olan adaylara bakarlar. Kim çıkacak bakarlar. Giderler öz iradesiyle insanlar belli olmaz çıkabilir. İnsanlar ona oyunu atarlar. Yani onun için ben bu sene yaptığı transferlerde belki de geldiğinden beri Ali Koç en iyi takımı kurdu. Bakın kesin katılıyorum. Geldiğinden beri en iyi takımı kurdu. Ama burada bir teknik ve yönetim hatası var. Hocayı yanlış aldı. Hocayı yanlış aldı. Ben bir ayrı bir konu. Bak teknik yönetim hatası var. Bir de Ocak ayında güçlenmedin. Abi senin ellerinde stoperlerin var. Sen hala gidiyorsun. Bonucci falan alıyorsun yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Bonucci'nin transferini hangi takımdan aldılar orada onu? Union Berlin. Almanya'dan. Union Berlin'li yöneticiler inanamadılar. Bunu da şimdi söyleyeyim. Of manyak bilgi bu. Bonucci yani istediklerine inanamadılar. Bu fiyatı nasıl verdiler diye değil mi? Evet. İnanamadılar. Çok önemli bir arkadaşım bana bunu itiraf etti oradan. Menajer. Arkadaşlar. Bonucci'yi hakikaten Fenerbahçe istiyor mu diye. Evet arkadaşlar. Union Berlin yöneticileri Bonucci'yi nasıl aynen istediklerine, Fenerbahçe'nin nasıl istediklerine inanamamış. Ben yalancısıyım. Çok isterlerse ismini vermem. Belki de ama ayıp olur veremem. Özel de verirsin. Ali Koç'un önemli özel de söylersin. Önemli birisi. Ali Koç Bey'i de tanıyor ama söylemem. Yani onun için yani Ocak ayında Fenerbahçe güçlenemedi. Evet. Ertem'ciğim. Ondan dolayı. Peki Bonucci'yi kim alalım dedi abi. Ben nereden bileyim ben Fenerbahçe'nin iç işine bakmadım. Benim değil İsmail yani, Kartal. Fenerbahçe futbol takımının iyi bilmiyorum bir omurgası var. Fenerbahçe futbol takımının İsmail Kartal burada hepimizin arkadaşı. Çok seviyoruz ayrı bir şey. Ama Fenerbahçe bakın arkadaşlar bazı antrenörler kısa hemen bağlayacağım. Bazı antrenörler vardır. Bir takıma hafif kalabilir. Ama o hafiflik bazen o takıma pozitif etki yapabilir. Şey olarak. Mesela Fatih Terim bugün Galatasaray'ın teknik direktörü olsaydı sorun yaşayabilirdi. Mesela Icardi ile. Tabii kesin. Git gelmelerinden dolayı. Ego çatışmaları. Ama Okan çok özel hayatında da normal hayatında çok iyi idare ediyor ya. Olduğu müthiş için, ya müthiş. Anladın mı yani? Sakin bir insan olduğu için, ay tut olmadığı için. Ilıman. He, doğru kelime. Mutedil, mutedil. Olduğu için hiç sorun da yaşamadı kimseyle. Çok güzel idare etti. Ama İsmail Hoca
Maalesef maaş verilmediği dönemi bile idare etti. Disiplinsiz bilmem ne falan demesinler. İşte bu takımı iyi yönetemiyor falan demesinler de evet. Belki bazen oyuncu değişiklikleri yaptı, çıktı. Otorite kompleksi yaptı. Otorite benim otoritem vardır falan gibi yaptı. Bunlar da dezavantaj oldu. Onun için bazı teknik direktörler de bazı takımda kenarda hissedilmesi lazım. Evet. İsmail Hoca biraz hafif kaldı diyebilirim. Peki ya Okan Buruk artık bu takımın tarihinin en iyi ikinci teknik direktörü olmuş mudur? Bu takıma Jorge Jesus kalibresinde bir hoca lazım. Ertem, çok önemli soru. Efendim? Okan Buruk artık Türk futbol tarihinin en iyi ikinci teknik direktörü. Hala birinci terimdir. Olmuştur. En iyi ikinci teknik direktörü Okan Buruk olmuş mudur Ertem? Başarı Galatasaray'dan mı geçiyor? Fenerbahçe'de zamanında Ersun Yanal niye mesela olmadı? Yani niye Ersun Yanal, Aykut Kocaman, bir sene oldu abi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Sergen Yalçın. Yani Okan Hoca Galatasaraylı diye mi? Yani Galatasaray, hayır. Kriter Galatasaray olur. Hayır, Akhisar. Türk futbol tarihinde. Başakşehir, ne yapıyorsun? Kriter Galatasaray mı? Ben anlamadım yani. Yapma, sen Okancıydın. Hayır bak, böyle başka bir şey söylüyorum. Adil şey yapayım. Bir, Türk futbol Fatih tarihinde. İki Şenol Güneş, Kriter Galatasaray mı? Dört Okan Buruk'tur. Ya hocam yapmayın. Başakşehir'i Mustafa Denizli'de şampiyon yapamazdı. Terim mi yapamazdı, yapmayın. Galatasaray'da başarılıysa. Ben şu yararlı Hamza Hanzoğlu'nun programına döndüm. Galatasaray'da başarılıysa. Harbunya plak yiyorlar. Galatasaray başarılıysa ve Galatasaray'da başarılıysa Türk futbol tarihinin en iyi teknik direktörü oluyor. Ben onu anlamadım. Hocam, Ertem Koç konuşabilir miyim? Hayır bak. Sayın Ertem Koç. Ben de diyorum ki Sergen Yalçın. Sergen Yalçın 13 kişiyle şampiyon yaptı Beşiktaş'ı. Sergen bir kere bak Ertem. Tek atımlık. Mesela değil mi? Tarihte şöyle örnek vermek istemiyorum. Tek sezonu iyi oynayan futbolcular vardı. Tek sezon. Sergen Hoca devam etseydi o belki doğru. 2'de 2 olacaktı. O Beşiktaş'taki malum yöneticinin Sergen Yalçın bir kompleksidir. De, sen onu biliyorsun. Ben söylemiyorum işte. Bir de Sergen Yalçın. Heh. Bir dakika. Sergen Yalçın elindeki var ya vallahi kaleye Ersin Destan'ı 12 kişiyle şampiyon olmuşlar. Doğru. Okan Buruk'un bu elindeki kadronun sınırı yoktu. Ama abi kuvvet rekoru. Bir dakika. Ndombele, Ziye, Zaha. Bak bunlar Aurier. Carlos Vinicius. Aurier. Bak bunlar hiç oynatılmayan. Bunlar bedava mı? Tete. Bunlara dünya paralar harcandı. Bu kadar geniş bir kadro var. Yani ama şunu. 100 puanı geçiyor Elif abi. Bir dakika. Okan Buruk'un şurada hakkını yiyelim. Bravo. Okan Buruk Akhisar Spor'la kupa kazanmıştır. Aynen. Başakşehir şampiyon yapmıştır. Bir Anadolu takımını bir dört büyükler dışında bir takımı şampiyon yapmak bence büyük bir artıdır yani. Bravo. Yoksa saydığımız antrenörler Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır. UEFA Kupası'nın yarı finali vardır. Doğru. Mesela Avrupa'da dur bakalım bir şeyi daha görmedik Okan Buruk'u. Bu mesela ilk sınavlısı bence başarısız. Sparta Prag'a geldin ve eğlendin. Şimdi Apo mesela abi. Mesela Aykut Kocaman'ın yarı finali vardır. Tabii. İşte öyle bakarsan başka doğru. Bir türlü. Ama Apo abi. Ama Okan Buruk şöyle küçümseyemezsiniz. Ben Galatasaray'daki şampiyonluklarına bir şey söylemiyorum. Zaten hani çok abartmıyorum. Bravo başarılı. Asıl Başakşehir'i şampiyon yapması. Büyük olaydı. Akhisar'da hem Süper Kupayı hem Ziraat Kupası'nı kazanması. Büyük olaydı. Hakikaten bütün kantorlar için büyük başarıdır. Bak Apo hani, abi. Adaletli değerlendirmek lazım. Bak hocam. Öyle bakarsak bakın tek bir şey söyleyeyim sevgili Ertem. Sonra bir bitireyim Sinan abi. Bak adaletli olalım. Ertuğrul Sağlam'la Bursa Spor şampiyon yaptı. Ertuğrul Sağlam ortada yok. Şimdi evet. Tarihte evet. Bir an parlayan yıldızlar vardır. Bora Öztürk'ü hatırlayan var mı? Bora Öztürk gol kralı oldu. Milletin aklına popçu Bora Öztürk geliyor. Yani bazen olur. Bir anda şeyler olur. Anladın mı? Tarihe geçme. Ertuğrul Sağlam tarihe geçmemiştir. Ertem. Ben demin söyledim Sinan abi. Ersun Yanal'la Hamza Hamzoğlu bir programını gördüm. Üzüldüm. İkisi göl kenarında oturuyorlar. Biz büyük işler yaptık hocam. Barbunya plak yer misin? Apo abim de izlemiş. Gülmüş. Gülmedi mi? İtiraf et. Şimdi Okan Buruk. Güzel sohbet. Evet Okan Buruk. Sen de tam en yapıcı oldun vallahi. İyi bir yönetim yakaladı. İyi bir takım yakaladı. Bir rüzgar yakaladı. Havaya da girdi. Kredisi de arttı. Bakın kredi start tavaya da girdi. Şimdi bu takım parada gelecek. Bu takımın üstüne takviye yapacak. Bence yani Galatasaray'ı bundan sonra biraz yani sportif olarak durdurmanın çok zor olduğunu görüyorum ben. Bak, gerçekçi. Çünkü iyi bir kadro yaptı. Daha da güçlenecekler. Para artı gelecek. Bu iş para işi. Para da gelecek ve transferlerde de çok az hata yapıyorlar. Minimum. Aynen. Minimum abicim. Bir adam yok diyorsun. Hakim Ziyech denen adam kayboldu diyorsun. Geldi bugün maçları imza attı. Son 5-6 attı. Okan Buruk başarısı. Onun için Okan Buruk evet. Büyük hoca. Olmaya doğru gidiyor. Olma yani büyük hoca derken. Yani
Terim Fatih Hoca'yı tenzih ediyorum. Öteki grubun içine girmeye aday. Girmeye adayı girdi bile yapma abi. Şimdi Mustafa abiler falan ayrı bir şey. Şimdi 2-3 tane daha şampiyonluk alırsa Okan Buruk. Üçünde de şampiyon olmuş. Okan Buruk anladın mı? Oraya doğru geliyor. Yakışır da. Ama dediğim gibi iyi bir iğme yakaladı. Onun için şimdi bizim Sergen de aynı şekilde mesela. Sergen tek atım yok şu an. Şu an tek atım. Dediği gibi Apo'nun. Ben biliyorum nasıl şampiyon olduğunu. Ya, tabii. Abu Bakar denilen son 10 hafta santraforsu oynadı. Bak santraforsu oynadı. Dün akşam da söylüyorum, bugün de söylüyorum. Beşiktaş Kasım'da kovuldu abi. Başkana söylüyorum. Aynen. Macera falan, aramana falan gerek yok. Nuri Şahin, kimi getirirsen getir. Biraz kötü giderse, Şenol Güneş veya kimi kötü getirirsen yine Sergen başlar. Nasıl Galatasaray'da Fatih Terim demokrasinin kılıcı gibi duruyordu. Kim varsa hemen Fatih Terim hemen gelmeli diye deniliyordu. Tabii. Sergen Yalçın da böyle. Ben de diyorum ki buradan Sergen Yalçın'ı getireceksin. Bakacaksın işinize, transferlerinize. Sergen Yalçın'la eğer Beşiktaş başlamazsa sıkıntı yaşar. Sinan Fener'in maçında Rasim, Sergen Yalçın tamam. Olsa bu sene farklı olur muydu? Çok Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye falan Sinan söz konusu değil. Bugün... Söz konusu değil. Galatasaray'dan... Bitti mi Sinan abicim? Bitti abicim. Tamam şimdi sevgili seyirciler Metin Öztürk beyefendi konuştu. Biraz Galatasaray'ı konuşalım. Okan Hoca'nın ben hatta geçtiğimiz günlerde... Erdem sen bir dakika sen bir şey daha dedin. Da söyledim. O Okan an Buruk, itibariyle Terim'den bile iyi dedin. An itibariyle Okan Buruk yok canım, Fatih Terim'den hayır, de... Hayır şöyle biri 71 yaşında bak, öbürü daha 20 yaşında. Bu sene söylüyorum bak bu süreci. Ama bak ayıp olur. Bak, Özkan Sümerlere, şey Ahmet ya. Suat hocalara Trabzonspor efsanelerine ayıp olur. Yani bak Erdem şuna diyelim. Okan Buruk an itibariyle Türkiye'nin bana göre en iyi teknik direktörü. Şu süreç içerisinde. Yani tarihsel olarak Fatih Terim bir numaradır. An itibariyle ya, güncel olarak çalışanlar için de abi tabii her çalışanlar için de bravo bitti işte tamam bitti. Kapandı abi takap şunu söyle hayır Terim dahil Terim dahil Fatih Terim'e şöyle haksızlık etmeyelim. En ağır Fatih Terim'i en ağır eleştiren insanlardan bir tanesi Ahmet Çakar'dır. Sonra da ben de çok eleştiririm. Ama şunu kabul etmek lazım. 8 şampiyonluk tabii ki. Bir de Temin Sinan dedi ya Icardi'yi idare etmek Icardi idare edilir. Asıl zor olan Felipe Melo gibi bir manyağı deliği idare etti Fatih. Ama benim onun ruhuna tamam, yakındır. Ruhuna yakındır. Çok gerilere gitmeyin bak. Tamam. Bugünü konuşalım. Yalvarıyorum. Bugüne gelelim Okan Buruk büyük adamdır. Okan Buruk'tan özür dile demin haksızlık yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Okan Hoca'ya Türkiye'de ya bak şimdi bir şey söyleyeceğim de. Okan Buruk'un gelmesini en çok isteyenlerden birisiydim. Bravo Erdem. Okan Buruk iyi döneminde Galatasaray'da tamam. Eleştirilirken bile kapalı kapalar tabii, ardında doğru sen de biliyorsun. Doğru ya göndereceğim. Erdem Timur sahip çıkmıştır. Erdem Başkan sahip çıkmıştır. Girmiyor mu yönetime? Ben de Okan Hoca'nın kalması için. Sen Okan yani, Burukçusun hatta öyle derler ya. Erdem Timur'un yok. Senin aydan sen önce. Sen Erzu Yaralcı. Kim? Sen Erzu Yaralcı. Ben hiç cıvı cıvılı olmuyorum. Sen barbunya plak ister misin? Ben başarılı olanın tarafındayım. Barbunya plak ister misin? İstemem. Metin Öztürk Bey'i bir dinleyelim. Sonrasında da bir hocamla başlayacağım. Haydi bakalım. Hoca yine notlar aldı. Oraları kıra kıra gidiyoruz. Hedefimiz 105 puan. 105 puanı sadece şampiyonluk için söylemiyoruz. Biz bugün şampiyonluğu garantileseydik de hedefimiz 105 puandı. Çünkü biz sadece şampiyonluk için yarışmıyoruz. Futbolun adaleti için de savaşıyoruz. Alt sıralarda küme düşecek olanlar var. Onun için biz son maça kadar Fenerbahçe maçını ve Konya maçını da kazanmayı planlayarak ilerliyoruz. Biz zaten 2 yıl önce Dursun Özbek Başkanım'la yola çıkarken 2 yıl üst üste şampiyonluk vaat etmiştik. Taraftarımız bayrakları hazırlasın demiştik. Aynı yolda gidiyoruz. İnşallah 25 Mayıs'ta Dursun Özbek Başkanımız seçilirse biz 5. yıldıza doğru devam edeceğiz. Bugün de ufak tefek de olsa hakem hataları oldu. Yediğimiz ikinci golden önce Mertens'e yapılan faul es geçildi. Olabilir. Yani hep şunu söylüyoruz. Kötü niyet olmadığı sürece bizim için sorun yok. Ama sadece yukarıya bakmayın. Aşağıya da bakın. Aşağısı da yangın yeri. Onun için biz son maça kadar savaşacağız. Ve 24. şampiyonluğu inşallah sezon sonunda taraftarımızla beraber kutlayacağız. Başkanım önümüzdeki hafta kritik bir Fenerbahçe maçı var ve 6 puanlık farkı da korudunuz. O maçtaki atmosfer ve beklentileriniz nasıl? Galatasaray taraftarını biliyorsunuz. 5. hafta da 52 bin kişi oynadı. 10. hafta da öyle oynadı.
başından beri Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz bu işe inandılar. Atmosfer çok iyi olacak. Sonuç tabii ki arzumuz kazanmak ama futbolda ne kadar iddialı konuşursanız konuşun maç bitmeden sonuç belli olmuyor. Onun için rakibe de saygı duyacağız. O 90 dakikayı tamamlayacağız. Sonra şampiyonluk maçı gibi bir sonraki 90 dakikaya da çıkacağız. Çünkü bizim için sadece şampiyon olmak değil, 20 yarıştığımız diğer 19 takımın hakkını korumak da önemli. Onun için biz son topa kadar oynayacağız. Başkan, bugün hakem hatalarından bahsettiniz az da olsa. Derbi için atanacak hakeme güveniyor musunuz? Hani bir yabancı hakem çok konuşuluyordu zamanla ama son haftalarda öyle bir şey geçmiyor. Bakın, ben bugünkü maçı konuşuyorum. Bunlar başkanımızın ve başkan vekili Sayın Erden Timur'un konuları. Bunu onlara soracaksınız. Biz şu an keyifli bir maç seyrettik. Gördüğünüz gibi küme düşecek bir takım ve onunla 40-50 puan farkı olan şampiyon olacak bir takım dişe diş mücadele ediyor. Futbolun güzelliği bu zaten. Hiçbir şey kolay değil. Önümüzde iki tane zor 90 dakika bizi bekliyor. Onun için Okan hocamıza, futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Sonuna kadar, son topa kadar Galatasaray mücadeleye devam edecek. Ahmet hocam, Metin Bey yine kendine has üslubuyla çok kibar, çok naif. Değil mi? Tüm sorulara cevap veriyor. Metin Bey, senden özür diliyorum kardeşim, hiç tanımam. Hayatımda bu kadar bana antipatik gelen bir erkek görmedim. Ama hocam bugün Dursun Aydın Özbek demedi. Dursun Aydın Özbek demedi bugün. Rasim bir saniye bak. Hocayı kesme. Hocamı dinleyelim, hocamı dinleyelim. Allah affetsin. Belki çok iyi adamdır, çok saygın adamdır. Tanışsak belki çok seveceğim. Fakat... Ki benim içimde hep insan sevgisi vardır. Niye gülüyorsun oğlum? Hocam sen de ben insan sevgisi seni sevdikten sonra... Ama beni sevmiyorum diye açıklama yaptı. Sevmiyorum Rasim'i de. Dedi. Ne olur kesmeyin bak. Hocam herkesi dinledi, rica ederim. İki hafta öncesine kadar seviyordum. Hiç değilse öyle düşün. Şaka. Metin Bey, affetsin diyormuş. Bir erkek bu yaşlarda. Bir daha söyler misin o cümleyi? Bu yaşlarda bir erkek. Kadın da olabilir. Kadro tamam, bir Allah erkek Allah bu yaşta. Işte biz de aynı kardeşim. Yaşlarda hocam. Ya bilmiyorum kaç yaş. Çok önemli olan kaç yaşta olduğu değil. O çıktığı an Metin Bey. Bunu da özür dileyerek söylüyorum. Bir insan bana bu kadar antipatik, bu kadar sevimsiz, bu kadar yapmacık, Allah Allah. Bu kadar aslında kibarlığın içinde kibir, kibarlığın, dostluğun, kucaklamanın içinde kurnazlık olan başka bir dünya üzerinde bir erkek, bu yaşta bir erkek bana böyle bir hava vermedi, Allah affetsin. Ya bu ses duru olur, vücut duru olur, kula son top. Bak. Son ne son topu? Son top diye bir şey yoktur. Son top baskettedir. Daha son önceki tripler, Aydın Dursun Özbek. Bunları... Türkiye yiyor. Ben onun şu anda yapısını da biliyorum. İçinde başında da diyorum ki özür diliyorum. Ama o çıktı. Bütün sinir sistemi. Hocam ne güzel malzeme veriyor ya. Değişiyor. Bak konuşuyor, saygı duyuyor, konuşuyor. Yapma gözünü seveyim ya. Şu anda başka bir şey. Az Yıldırım'ın bir lafı var ya. Bunu tüm Galatasaraylılara affedemeyiz. Galatasaray yapar. Nasıl göğsünü aldığı vakit centilmenlik kumkuması... Nasıl topu göğsüne aldığı vakit işler güzel giderken barış, dostluk, hakem de masumane hata yapabilir. Son dakika, son topa kadar basketbolcu ağzı, elit ağzı, snob ağzı, son topa kadar diğer takımların da haklarını müdafaa edeceğiz filan gibi. Hocam çok böyle, naif, çok kibar, çok sakin, adamcağız hani dimdik duruyor. Yani hiç bir tepki yok, bir şey yok. Çok sakin hocam. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yaş 60. Yapma hocam, özür dilerim hocam. Allah Allah. Özür dilerim. Metin Bey, sizden özür diliyorum. Az bile söylüyorum. Öyle kurnazsınız ki bir taraftan Erden Timur'u oynuyorsunuz. Bir taraftan bunu. Ve asla cesur değilsiniz. Bak. Analizler yapıyoruz. Hayatım analiz. Neyse şimdi konumuz bu değil. Okan Buruk kardeşimi tebrik ediyorum. Bir santraforla iki sene şampiyon. Bakın Fenerbahçe Ceko tamam bir marka. Ceko yok, Batshuayi. 14 numara gelsin. İş yaptı. Batshuayi var yok. Hocam bir de hocam. Şener Dursun o da iş yaptı. Hocam beksiz. Ha, bir dakika. Sağ bek yok, sol bek yok. Aynen yok. Icardi dışında Vinicius tutmadı. İki, uzun aylar
orijinal sağ beksiz oynadı. Hala öyle oynuyor bugün de Kaan Ayar. Uzun haftalar sol bekin ne olduğu belli değil. Ne vardı çocuk Ankara Gücü'ne gittiği zaman genç çocuk. Kazımcan. Kazımlarla falan oynadı. Bir santraforla oynadı ve santrafor Herkül falan değil ha. Her an dokunsan bir tarafı kopacak. Hemen yaşıyor. Galatasaray'ın paylaşımlarını versenize. Abi hocama gideceğim. Hocam yok yok kesmedim. Hayır çok güzel bir konuyu bahsettim. Hocaya niye yanlaştın sen? Bir şey verebilir Allah misiniz Allah lütfen? Abi. Rica etsem. Sen Galatasaray'ın paylaşımlarını. Yakınlaşmak ya. İstedim nedense. Yani. Hocaya niye yakınlaşıyorsun? Niye yakınlaşıyorsun? Neden yani şey veriyoruz. Şuraya poz veriyorum onun için. Bir Allah hocam Allah. Bak. Ne diyor? Ne diyor? Işladılar. Psikolojik üstünlük. Galatasaray'ın paylaşımı baştan sonra. Hiçbir espri tarafı olmayan bir şey. Hiçbir esprisi yok. İsmail Kartal'a gönderme yapıyorlar. Hiçbir esprisi yok. Mal hocanın lafı var. Mal matıya kaymış daha. Ne yapacağız? Mal matıya gelirdik artık işi. Gelirdik kayıyor. Mesela aslında Galatasaray'a gönderme yapıyor. Hayır. Bunun hiçbir gönderme, bir esprisi yok, bir orijinalliği yok. Aslında nasıl yapılır biliyor musun? İsmail Kartal futbolcular sahada kenetlendi ya. Onu koyacaksın. Kenetlenmenize devam edin dersin. Oo. Biraz kaba olabilir ama hakaret değil. Hocam sen bu akşam çok, hocam çok sertsin sen bu akşam çok acımasızsın sebebi ya. Çok acımasız. Neden ya. Söyle bana. Söyleyeyim mi? Söyle, söyle. Çok acımasızsın sen bak. Efendim şampiyon olur dedi. Seni ilgilendiriyor. Yok. Ya sen şimdi benimle ne alakası var? Ben ne yaptım? Devam edelim. Ben şimdi ne yaptım ben? Ben psikolojik olarak Sinan abi. Buyurun. Benim bütün psikolojimi bu akşam Sinan Engin. Ne sebeple? Program öncesi yaptığımız, odasında yaptığımız mahrem baş başa olan konuşmada dikkat edin bu akşam sinirliyim. Kimseye tahammülüm yok. Dalacak adam arıyorum. Bütün bunların müsebbibi Sinan. Göster Sinan Engin'i. 13 yıllık beyaz futboldan Sinan'ın ayrılması bütün kimyamı bozdu. Tuğla çekildi ya, bütün duvar yıkılacak ya. Evet, bütün duvar yıkılacak. Hocam hani yıkılmaz. Hani siyaseten... 20 Mehmet Ağar'ın lafı. Hocam bir sürü arkadaşlarımız aslan çekersek, gibi bir gelir böyle birisi oturur hocam. Öyle bir şey yok Sinan abi. Oturur, otur. Öyle herkes oturamaz. Müsaade eder misiniz? Oturamaz. Beyler, daha sonra konuşsak. Ben de anlamadım. Beyler anlamadım. Bak tekrar söylüyorum. Ben sizin istediğiniz şeyleri konuşmak. Ya biz senden bir şey istemiyoruz hocam ya. Sinan. Ha hocam. Ha canım. Bir siyasetçi ne demiş? Duvardan bir tuğlayı çekersek bütün duvar yıkılır. Sinan. Bu akşam kanaat getirdim kesin gidiyor ve hicran yaraştır. İçime çok sinirlerim bozuldu. Yani erteme saldıracağım çocuk gelmiyor. Apo Allah razı olsun beyefendi gibi beni onore etti. Gidemezsin diyemem. Ama duvar yıkılıyor. Hocam nereden nereye geldin? Tamam. Duvardan bir tuğla çekilirse duvar yıkılır. Konuya geliyorum. Konuya geliyorum. Galatasaray takımı winner olduğunu bu sene yine gösterdi. Sakın Fenerbahçe, Sinan'ın dediklerinin bir kısmına iştirak etmiyorum. Geçen sene dünyanın en büyük hocasını getirdik dediniz. Küme düşmüş, Giresun'a, Ümraniye'ye puanlar kaybedildi. Bir de en mütevazı takım İstanbulspor'a puanlar kaybedildi, şampiyonluk gitti. Bu sene de benzeri oldu hocam. Bir de bu sene de santrafor sorunu yok değil. Fenerbahçe'nin santrafor üçünün de kalitesi birbirine çok yakın olmasa da orayı götürebilir. Galatasaray bir santraforla oynadı. Vinicius gibi ya. Kaç maç oynadı? Ne kadar kompanse edebilir? Dolayısıyla Galatasaray winner. Ve sanki öyle bir şey söylüyorum ki. Bununla Fenerbahçe'yi kırmak istemiyorum. Sanki Fenerbahçe takımı ve Ali Koç lanetlenmiş gibi. Allah bir de kasten onlara hata yaptırıyor gibi. Mesela şimdi Ali Koç burada olsaydı beyefendi derdim ya. Buyurun. Urfa'da niye verdin kupayı Galatasaray'a? Trabzon olsa anlarım. Hakikaten. Beşiktaş olsa anlarım. Kendi elinle rakibine veriyorsun. Niye verdin? Soruyorum. Niye verdi? Çok. Şimdi yaba, bu yorulacaksın filan. Niye verdin? Niye verdin? Peki verdin, çıkmadın o maça. İsmail Kartal'ın Olympiakos deplasmanına, İsmail Yüksek ve Presiz çıkmasına nasıl izin verdin? Amca kadroyu mu verecek elime? Ha şimdi söylüyor. İlk defa söylüyorum. Ahmet Şakar olarak hepsi şey. Palavra. Hayret bir şey. Bugün kadro ayın kaçı? 12 Mayıs'tan 13 Mayıs'a geçti. Mayıs. 12 Mayıs. Anneler günü bugün. 12 Mayıs 2024. 13 Mayıs'a geçtik. Aziz Yıldırım aday. Kesin aday. Çok hayır. Çok yakınından bir insan bana evet. Hocam Aziz Başkan aday dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi mı? Evet. Hocam bazıları tabii. Şimdi bazı televizyon sen kanalları bunu özel falan diye vermiş de. Evet. Şimdi
bilmiyorum hani ismini daha yeni yeni duyduğum yerler de var. Ne o işte. Şöyle ben bunu dün Ertem Şener evet. YouTube'da verdim. Aziz doğru. Yıldırım'ın İlk sen verdin. Aziz Başkan'ın evet. Aziz Başkan'ın aday olduğunu. Evet, en önce sen söyledin. En önce sen söyledin. Hatta Sinan abiyle de konuştuk. Bazı aynen. Yerler sahiplenmiş haberi de özel diye vermişler. İlk sen verdin ya, ilk sen verdin. Yok özel değil tabii canım, yani ne özeli, her şey özel oluyor. Biz bir şey söylüyoruz, özel olup veriyorlar. Niye söyledi konumu keştin benim? Tam da böyle yerine denk geldi. Bana neyi keşiyorsun böyle. Bana ne? Sen hocam, özelmiş seni hocam, almıyor. Bana ne benim hocam, konum bilgi. Hocam sen bana yeni bilgi gibi hocam, söyledi. Sen bir sakin, söyledi. Sakin olur musun hocam? Rica etsem bak geri gelmek olamazsın. Sinan bozdu. Sinan kazanı laf getiriyor. Sen gidiyorsun anladım. Benim de burada kalmam çok zorlaştı. Eyvah. Ne hocam? Duydun. Ne deme. Vakit kazanma. Duydun. Hocam. Bir şey söyleyeyim. Sinan abi reklama bir pas atabilir misin? 35 sene önce. Alttan verin müziği. Apo bu şarkıları var ya bir söylerdi. Abi gene durmaz. Sene, kaç sene? Fas. Fas. 40 sene. 40 sene. 83. 83 yılında. 41 sene. Arabanın arkası. Bütün Müslüm şarkılarını söyler biliyor musun? 41 sene önce. Sinan şunu reklama gitmeden önce anım geldi. Onun için gitme. 40 sene önce. Sinan evet. Ben Apo. Apo'yu bir yerden. Arabanın bagajına kapatarak kaçırdık. 84 senesi. O geceyi senesi. Unutmam. Sinan gitme. Tuğla çekilirse duvar yıkılır. Sesi aç. Çok ciddi uyarıyorum. Ya abi ne? Ben de ne? Sesi aç.